Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Yeni bir Fransızca videosuyla karşınızdayım. Aslına bakarsanız yeni bir seri de diyebiliriz. Biliyorsunuz sizlerden gelen konu isteklerini, talepleri bir listeye yazıyorum ve sırasıyla hazırlamaya çalışıyorum. Daha önce hocam farklı konuları çalışıyoruz ama alıştırmalar yapsak çok daha güzel olur gibi. Yorumlar, istekler gelmişti. Ben de farklı konularda farklı alıştırma videoları hazırlıyorum bu seride. Serimizin ismi Alıştırmalar ile Fransızcayı daha iyi öğren. Serimizin ilk videosundayız. Les exercices pour mieux apprendre le français. Fransızcayı daha iyi bir şekilde öğrenmek için alıştırmalar. Bu videoda le présent par l'imparfait bir yıldız atalım. Cümlelerin zamanını değiştir ve tercüme et çalışması yapıyoruz. Yani present, present de l'indicatif de diyebiliriz. Hatta şuraya yazalım. Présent de l'indicatif diye. Türkçe'ye hem şimdiki zamanı hem de geniş zamanı veren zaman. Present'de oluşturulmuş cümleleri en dönüştürüp tekrar yazacağız ve tercümelerini yapacağız. Yani cümlelerin zamanını değiştireceğiz. Hem cümle çözümlemesi çalışmış olacağız, hem cümle tercümesi yapmış olacağız, hem de zamanlarla ilgili çalışmalar yapmış olacağız. Haydi başlayalım. Remplace le présent par l'imparfait. Présent'ı imparfait ile değiştir. Présent'de oluşturulan cümleleri imparfait ile yeniden yaz. Présent neydi? Türkçe'ye hem şimdiki zamanı hem de geniş zamanı veren zaman. En parfe neydi? En parfe geçmişte süren zaman. Geçmişte süren zaman. Zamanları, kipleri farklı videolarda zaten detaylıca çalıştık ve pek çok örnek cümle cümle tercümesiyle iyice pekiştirdik. Şimdi alıştırmalar yapıyoruz. Videomuzun ilk alıştırması. Serin ve Rahman o sinema. Selin sinemaya nadiren gider. Şimdi Fransızca'da cümleler nasıl gidiyor? Süje, verbe, kompleman diye gidiyor. Yani özne, çekilmiş fiil, sonra da cümlenin kalan kısmı tamamlayıcısı diyebilir. Şöyle tamamlayıcı yazalım. Fiilimizi cümleyi hangi zamanda kurmak istiyorsak o zamanda ve cümlenin öznesine göre çekiyoruz. Cümlemizin öznesi Serin bir özel isim, el şahıs zamirinin karşılığı diye düşünebiliriz. Buradaki fiilimiz pek tabi prezanda çekilmiş. Hangi fiil? Bu şuraya yazalım. Alle fiil. Alle gitmek demek. A edatı alıyor. Alle a şuraya yazalım. Alle a bir yer e gitmek. Şurada bir sıklık zarfı var. Rerman nadiren demek. Gördüğünüz gibi gidilen yer cümlenin komplemanı burada. O sinema diye düşünelim. Peki burada Allen'in A'sı neden O oldu? Hadi buna da değinelim. Allen'in A'sı burada. Le sinemanın lösü burada. Yani artikle defini. İkisini birleştirerek O yapıyoruz. Buna artikle contract deniyor. Contract. Şimdi cümlemizi en parfaya e çevirelim. Öncelikle cümlenin öznesi Selin'i yazacağız. Pek tabii değişmez. Değiştirmemiz gereken alle fiili, alle fiilinin present çekiminden alıp emparfe çekimine koyacağız. Selin alle Rerman yine durabilir. Zira en için de uygun Rerman o sinema diyeceğiz. Gördüğünüz gibi fiili aldık, en çektik ve cümleyi tekrar yazmış olduk. Hadi Türkçesinde yazalım. Selin sinemaya nadiren en parfenin Türkçe karşılığı gidiyordu olur. Gidiyordu. Ya da geçmişteki tekrar diye düşünürsek giderdi. Olabilir. Gördüğünüz gibi alle fiilini aldık. Prezandan en e dönüştürdük. Hemen okuyalım. Serin ve Rahman ö sinema Selin sinemaya nadiren gider. Selin elle Harmen o sinema Selin sinemaya nadiren gidiyordu ya da giderdi. Geldik ikinci alıştırmamız. Mark parle toujours de Mark daima ailesinden bahsediyor. Bahseder. Yine bir özel isim var. Mark bir özel isim. Fiilimiz burada. Fiilimiz prezanda il şahıs zamirine göre çekilmiş ve de edatı alıyor. Hemen şuraya bir yazalım. Parle de. Birinden ya da bir şeyden bahsetmek. Bir şey yapmaktan bahsetmek de olabilir. Yine bakın bir sıklık zarfı var. Tujur her zaman daima hep karşılıklarını veriyor. Burada bir mülkiyet sıfatı var. Mülkiyet sıfatlarını nitelendirdik gönderme yaptığı isme göre akorlayıp değiştiriyoruz. Femi sözcüğüne göre akorladık. Demek ki femi sözcüğü la famille, zira mülkiyet sıfatı sa akorlanmış, değiştirilmiş. Hadi cümlemizi en parfede yazalım. Şimdi marka altık özel isim. Fiilimizi aldık. Par, le yapacağız. Mark parle, toujours, Mark hep bahsederdi, hep konuşurdu. Neden? Dö, sa, fami, ailesinden. Peki, parle de'yü den konuşmak diye çevirmemiz gerekmiyor mu? Zira parle konuşmak demek. Parle de'yü den bahsetmek diye aklımızda tutalım. Burada yazdığım gibi. Hemen cümlemizin Türkçesini yazalım. Mark daima, hep her zaman ailesinden bahsediyordu, bahsediyordu ya da ne diyebiliriz? bahsederdi, bahse derdi. Hadi bunu da tekrar bir okuyalım. Mark parle toujours de sa famille. Mark daima ailesinden bahsediyor. Mark perle toujours de sa famille. Mark daima ailesinden bahsediyordu ya da bahsederdi. Geldik videomuzun üçüncü alıştırmasına. Nous alekol à l'école Okula her sabah yürüyerek gidiyoruz ya da gideriz. Nu şahıs zamiri cümlenin öznesi. Alefili fiili prezanda nu şahıs zamirine göre çekilmiş. A alıyor. À Bunu şu şekilde ezberleyelim. À pied, yürüyerek demek. Bir yere yürüyerek gitmek. Alle à, la, à pied diye düşünelim. Tule sıklık zarfı her sabah karşılığını Türkçe'ye veriyor. Şimdi cümlemizi en parfede tekrar yazalım. Nu şahıs zamirini getirip koyduk. Nu. Alle fiilini en parfede nu şahıs zamirine göre nasıl yazarız? Nüzelliyon. Aydatı yine. Alekol. Biz okula giderdik ya da gidiyorduk oldu. Nasıl? Apiye. Yürüyerek. Biz okula yürüyerek giderdik. Tulematen her sabah sıklık zarflarını en parfede kullanamayız diye düşünmeyin. Zira geçmişteki bir süreçten bahsediyoruz. Cümlenin Türkçesini yazalım. Biz desek olur. Biz okula okula her sabah yürüyerek yürüyerek gidiyorduk diyebiliriz. Ya da giderdik diyebiliriz. Giderdik. Şimdi cümlemizle ilgili alıştırma yaptığımız çalışma bitti ama bu cümle üzerinden işinize çok yarayacak bir şey gösterebilirim. Fiillerin present çekimlerini biliyoruz. Zira present ilk öğrendiğimiz zaman ama en parfe çekimlerini diyelim ki tam hatırlayamıyoruz, karıştırıyoruz. Fiillerin en parfe çekimlerini bulmak için bir yöntemimiz yok mu? Pek tabii var ve daha önce göstermiştim. Hadi burada bir tekrar edelim belki bilmeyenler vardır. Fiilin herhangi bir fiilin nu şahıs zamirine göre present çekimini alıyoruz Mesut'dan. Hemen şuraya çıkartalım şöyle. Bu cümlede alle fiili var. Alle fiilinin present çekimini ben biliyorum. En parfe çekimini bulmam gerekiyor. Ne yapacağım? Şimdi sondaki o ve nu şahıs zamirine attım. Şöyle bir kök buluyorum. Fiilin nu şahıs zamirine göre present çekiminden yola çıkarak fiilin kökünü buluyorum. Bunu en parfaya dönüştürmek istiyorum. Fiili en parfede çekmek istiyorum. En parfe çekim ekleri diye bir listemiz var. Şahıs zamirlerine göre ben yazayım. Je şahıs zamiri için aiz aynı böyle Türkçe olarak ezberleyin. Sınıflarımda öğrencilere ezberletiyorum. Tu şahıs zamiri için aiz İl şahıs zamiri için ait, el şahıs zamiri için ait. Sonra nu şahıs zamiri için yonsu, vu şahıs zamiri için yez, il şahıs zamiri için ayyent. Siz defterinize daha güzel bir şekilde yazarsınız. Ben bulduğum boşluklara yazıyorum. El plüryel için ayyent. Bunlar bizim en parfait çekim eklerimiz. Fiilin kökünü de şurada bulduk. Ne yapacağız? Hemen şuraya yazalım. Hatta bütün şahıs zamirlerine göre çekelim fiilimizi. En parfede. Şuraya başlık atalım. Şuradan şahıs zamirlerini yazıyorum. R, T, il, el, nu, vu, il, el. Bulduğumuz kök neydi? Şurada. Bulduğumuz kök bu bakın. Hepsini yazalım Hepsine yazdım bu kökü Burada şunu atalım J şahıs zamiri için Üstten virgülle birleştirelim Sonra En parfe çekimekleri de burada bakın şöyle yazdık Şimdi bunları ekleyeceğiz hemen yanına ekleyelim J şahıs zamiri için neydi Ais Tüy şahıs zamiri için Ais il şahıs zamiri için ait, el için ait, nu için, ions, vu için, yes, il plüriyel şahıs zamiri için ayent ve el plüriyel için ayet. Gördüğünüz gibi fiilin en parfe çekimini kolayca oluşturduk. Ha şu da olabilir. Mesela ben fiillerin farklı zamanlarda, kiplerde çekimlerini direkt olarak ezberleyebiliyorum. Aklımda kalıyor diyorsanız direkt olarak ezberleyebilirsiniz. Ya da benim farklı zamanları ve kipleri çalışırken gösterdiğim farklı yöntemleri aklınızda tutabilirsiniz. Onları deneyebilirsiniz. Şimdi böyle bir ek bilgi oldu. Yıldızımızı atalım. Bu bizim ek bilgi işaretimiz. Hemen cümlemizi tekrar bir okuyalım. Nous allons à l'école à pied tous les matins. Okula her sabah yürüyerek gidiyoruz, gideriz. Nous allions à l'école à pied tous les matins. Biz okula her sabah yürüyerek gidiyorduk ya da giderdik. Nu şahıs zamiri karşılığı biz koyduk burada. Üstteki cümlede yoktu. İstersek yine koymayabiliriz. Zaten fiilin çekiminden şahıs zamiri cümlenin öznesi çıkıyor. Hadi devam edelim. Il y a beaucoup de restaurants dans cette rue. Bu sokakta çok lokanta var, bir sürü lokanta var diyebiliriz. Aslına bakarsanız restoran gördüğünüz gibi Fransızca bir sözcük ve Türkçe'de restoran diye de kullanılıyor. Lokanta diyorum ben hep. Burada ilya kalıbı var. İlya var demek. İlya'yı kalıp diye anlatıyoruz ama la prezentatif diyebiliriz. Prezentatif. Biliyorsunuz prezentatif konusunu bir videoda çalıştık. Aslına bakarsanız daha önce sadece S se ve S son prezentatiflerini çalıştık ama İlya için de prezentatif diyebiliriz. Şimdi İlya var demek. Burada bu de var. Bu de çok demek. De'den sonra bir isim gelmesi lazım. Ve o isim sayılabilir bir isimse gördüğünüz gibi sonuna bir tane S koyuyoruz. Çoğul yapıyoruz ama sayılamayan bir şeyse Sonuna s getirmiyoruz Dan edatı var Türkçe de da içinde karşılıklarını veriyor Set bir işaret sıfatı Hatta şuraya Fransızcasını yazalım Adjektif adjektif sıfat demek Demonstratif Demonstratif İşaret sıfatlarını da bir videoda çalışmıştık sıfat olduğuna göre nitelendirdiği, gönderme yaptığı isme göre akorlanıp değişiyor. İsim ne? Rue. Demek ki la ruy, işaret sıfatı set diye akorlandığına göre ismin dişil, tekil bir sözcük olduğunu anlıyoruz. Şimdi cümlemizi hemen en parfede tekrar yazalım. Peki bu cümledeki fiil nerede? İlyad'ın buradaki avuarında mesudan. İlya ve vardı. Buku de restoran. Pek çok lokanta vardı. Nerede? Dan set rue. Bu sokakta pek çok lokanta vardı. Hemen Türkçesini yazalım altına. Bu sokakta çok lokanta Vard. Noktayı koyduk. Hemen bir okuyalım. Il y a beaucoup de restaurants dans cette rue. Bu sokakta çok lokanta var. Il y avait beaucoup de restaurants dans cette rue. Bu sokakta çok lokanta var. Geldik 5 alıştırma cümlemize. Le de Marc est un peu malade. Mark'ın babası birazcık hasta. Cümlenin öznesi burada bakın. Le de Marc cümlenin öznesi. Fiil burada ve cümlenin komplemanı yani tamamlayıcısı. Hatta hemen şöyle üstüne yazalım. Süje, verbe, kompleman. Şimdi cümleyi alacağız, en dönüştüreceğiz. Süjeyi pek tabi yazacağız. Cümlenin öznesi le père de Marc, Mark'ın babası. Buradaki de ile tamlama yaptık. Mark'ın babası. Fiilimiz être fiili olduğuna göre être fiilinin en parfait, İl, şahıs zamirine göre çekimini bulmamız lazım. Ete. Un peu malade, Aynısını yazalım. Kompleman pek tabii aynı. Cümlenin Türkçesi nasıl oldu şimdi? Mark özelisiyim. Mark'ın babası. Biraz. Hasta değil. Ne oldu? Hastaydı oldu. Hemen bir okuyalım tekrar. Le père de Mark est un peu malade. Mark'ın babası biraz hasta. Le père de Mark était un peu malade. Mark'ın babası biraz hastaydı. Geldik videomuzun altıncı alıştırma cümlesine. Je ne veux pas les lui Onları ona vermeyi istemiyorum. Bu cümleleri pek tabi bilerek, dikkat ederek yazıyorum. Zira burada ne var? Bakın bir le, bir de Livi var. Şuraya çıkartalım. Bunlar le ponom, Kompleman. Yani tamamlama zamirleri. Tamamlama zamirleri konusu öğrencilerin birazcık karıştırdığı bir konu. Biz daha önce bir videoda çok detaylı bir şekilde çalıştık. Yine farklı konulardaki örnek cümlelerde göndermeler yapıyorum. Tekrar etmiş oluyoruz. Daha iyi anlamış oluyoruz. Cümlenin öznesi je şahıs zamiri. Fiilimiz burada. Vulvar fiili. Nöpa ne negasyonu var. Burada master halinde bir fiil var. Done fiili. Şimdi fiili şuraya bir yazalım. Vulvar. İstemek demek. İstemek. Buradaki le, Livi dediğimiz pronom komplemanlar neye bağlı? Done fiiline bağlı. O zaman ona bir değinmemiz lazım. Şöyle bir ayıralım Mesud'a. Fiilimiz döne, vermek. şoz a, kerken. Yani birine bir şey vermek. Niye böyle ayrı ayrı yazdım? Şu yüzden. Kerkeşoz olduğu için ve çoğul olduğu için onları dediğimiz için le pronom komplemanını. A dediğimiz için. Lui pronom komplemanını kullanmamız gerektiği. Hatta yanına yazalım onları. Ona diye. Şimdi cümleyi en parfede tekrar yazalım. Je zamirini yazdık. Ne'yi getirdik. Negasyon değişmeyecek. Vuloru en parfede çekelim. Je vule payı getirelim. Je ne vule pa. İstemiyordum, istemezdim. Le lui donne onları ona vermeyi hemen Türkçesinde yazalım. Onları ona vermeyi istemiyordum. Ya da istemezdim diyebiliriz. Hemen tekrar bir okuyalım. Je ne, je ne veux pas les lui donner onları ona vermeyi istemiyorum. Je ne voulais pas les lui donner. Onları ona vermeyi istemiyordum ya da istemezdim. Yedinci örnek cümlemiz, yedinci alıştırmamız. Person nem le fiancé de Sophie, il est très impoli. Sophie'nin nişanlısını kimse sevmiyor. O çok kaba. Ne person negasyonu var. Türkçe hiç kimse hiç karşılığını veriyor. Şuraya yazalım. Hiç kimse diye. Person önün başına gelebilir, yer değiştirebilirler. Bakın fiilimiz burada. Eme fiili sevmek. Le fiancé de Sophie kompleman. Sophie'nin nişanlısı. Şuradan bölelim. Buradaki ilkim pek tabi Sophie'nin nişanlısına gönderme yapıyoruz burada il derken. Şöyle birleştirelim. Burada être fiilinin present çekimi var. Sonrasında çok karşılığını veren tre ve bir tane sıfat var en poli kaba demek. Hadi cümleyi en parfede yazalım. Person. Ne'yi getirdik. Eme fiilini en parfeye çekelim. Neme. Kimse sevmiyordu. Sevmezdi kimi. Le fiancé de Sophie, Sophie'nin nişanlısını. Devam eden cümleyi de emparfaya çekmemiz lazım. Yoksa Sophie'nin nişanlısını kimse sevmezdi. O çok kaba diye kalır. O çok kabaydı diyelim. Il ete trez empoli. Hemen cümlenin Türkçesini yazalım. Kimi Sophie'nin nişanlısını hiç kimse kimse sevmiyor değil sevmiyordu sevmiyordu virgül o çok kaba o çok kabaydı diyelim. Gayet güzel oldu. Hadi hemen bir okuyalım. Person nem le fiancé de Sophie il est très impoli. Bakın okurken très impoli dedik. Liaison yaptık. Sophie'nin nişanlısını kimse sevmiyor. O çok kaba. Personne n'aimait le fiancé de Sophie. Il était très impoli. Sophie'nin nişanlısını kimse sevmiyordu. O çok kabaydı. Geldik 8. alıştırmaya. Les enfants de mon voisin Luc sont dans le jardin. Komşum Luc'un çocukları bahçede ya da bahçedeler diyebiliriz. Cümlenin öznesi burada bakın. Les enfants de mon voisin Luc benim komşumun çocukları. Dö ile tamlama yaptık. Mon mülkiye sıfatı var. Cümlenin fiili et fiili pek tabi prezanda çekilmiş. Dan edatı var. D da içindeyi veriyor. Le jardin bahçe demek. Hemen cümleyi en parfede yazalım. Les enfants, les enfants de mon voisin Luc. Benim komşum Lük'ün çocukları. Şimdi at fiilini alacağız. En e dönüştüreceğiz. Ete ayent var bakın. Biraz önce göstermiştim en parfiyeklerini. Ete dan le jardin noktayı koyup cümleyi tamamlıyoruz. Hemen Türkçesini yazalım. Komşum Lük'ün Lük bir özel isim pek tabii çocukları bahçedeydi diyeceğiz. Bahçe deydi. Hemen bir okuyalım. Les enfants de mon voisin Luc sont dans le jardin. Komşum Luc'un çocukları bahçede. Les enfants de mon voisin Luc étaient dans le jardin. Komşum Luc'un çocukları bahçedeydi. Geldik 9'a. Il y a 20 étudiants dans la classe. Sınıfta 20 tane öğrenci var. Yine il ya çıktı. Karşımıza etüdyan çoğul zira vent Okurken liyazon yaptık. Bakın ulama yaptık. Dan edatı Türkçe'ye ne karşılığını veriyor? D da içindeyi veriyor. İçinde lakras sınıf demek. Hemen cümlemizi en parfede yazalım. İl ya ve vardı vent etüdyan 20 tane öğrenci. Tenne class. dan la class. Hemen Türkçesini yazalım. Sınıfta 20, 20 tane diyebiliriz. 20 öğrenci vardı. Gördüğünüz gibi çok kolay oldu. Zaten Ilya biraz önce geçti. Biraz daha fazla değindik. Ilya twenty students class. Sınıfta 20 öğrenci var. Il y avait 20 étudiants dans la classe. Sınıfta 20 öğrenci vardı. 10. cümlemiz. Nous faisons du vélo tous les week-ends. Her hafta sonu biz bisiklete biniyoruz. Bisiklete bineriz. Nous şahıs zamiri cümlenin öznesi. Burada fer fiili var. Fer du vélo. Fer le vélo. Bisiklete binmek. Tous les week-ends. Her hafta sonu. Fer fiilini en de çekmemiz lazım. Pek tabi nu şahıs zamirine göre nu füzyon oldu. Nu füzyon. Develo. Biz bisiklete binerdik. Biniyorduk. Ne zaman? Tu le weekend. Her hafta sonu. Weekend. İngilizce'den Fransızca'ya geçen nadir kelimelerden bir tanesi. Hemen Türkçesini yazalım. Her hafta sonu bisiklete biniyorduk diyebiliriz ya da geçmişteki tekrar olduğu için binerdik diyebiliriz. Hemen bir okuyalım. Nous faisons du vélo tous les week-ends. Her hafta sonu bisiklete biniyoruz. Nous faisions du vélo tous les week-ends. Her hafta sonu bisiklete biniyorduk ya da binerdik. Geldik 11. cümlemize. Sophie adore la Türkü. turque. Sophie Türk edebiyatına bayılıyor. Bayılır. Sophie bir özel isim. Cümlenin öznesi. Fiilimiz burada adore, bayılmak, tapmak, çok sevmek demek. Cümlenin komplemanı la littérature türk, türk edebiyatı demek. Hemen cümlemizi en parfede yazalım. Sophie'yi getirdik, buraya yazdık. Sophie Adore fiilini en parfede el şahıs zamirine göre yazacağız. Adore la littérature Türk Türk edebiyatı. Cümlenin Türkçesi nasıl oldu? Sofi. Sofi bir özel isim pek tabi. Türk edebiyatına edebiyatına bayılıyordu ya da bayılırdı diyebiliriz. Mesela şöyle yazalım. Hemen bir okuyalım bunu da. Sophie adore la littérature turque. Sofi Türk edebiyatına bayılıyor. Sophie adorait la littérature turque. Sofi Türk edebiyatına bayılıyordu. Bayılırdı. Hemen altında 12. cümlemiz var. Eski bir soru cümlesi. Eski vous passez vos vacances Antalya? Tatilinizi Antalya'da mı geçiriyorsunuz? Eski en kolay, en risksiz soru ifadesi mesyudan. Vu şahıs zamirine yönelik bir soru. Fiilimiz passe fiili. Passe. Vo mülkiyet sıfatı. Vo vacances. Tatilinizi çoğul pek tabi. Antalya. Antalya'da. Cümleyi en parfede oluşturalım. Ne yapacağız? Pase fiilini geçmek, geçirmek karşılıklarını veren fiili en parfede çekeceğiz. Eski yazalım. Eskü mi, mı, mi, midir, mıdır acaba karşılıklarını veriyor. Eskü vu, pesye, Vos vakansı, a Antalya dedik soru işaretini koyduk cümlemizi en parfede yazmış olduk. Türkçesini yazalım. Tatilinizi Antalya'da mı geçiriyordunuz olur. Geçiriyordunuz ya da geçirirdiniz olur. Geçirir deniz. Soru işaretini koyalım. Soru işaretinin Fransızcası ne? Le point d'interrogation Soru işareti. Est-ce que vous vos à Antalya? Tatilinizi Antalya'da mı geçiriyorsunuz? Est-ce que vous vos à Antalya? Tatilinizi Antalya'da mı geçiriyordunuz ya da geçirirdiniz? Hadi devam edelim. Geldik 13. cümleye, 13. alıştırmaya. Il est 3 heures du matin Saat sabahın 3'ü ve hava soğuk. Buradaki il, buradaki il x de nötr mesyudam. Yine prezentatif diyebiliriz. Hatta ilya yapısındaki il ile aynı. Şimdi bakın burada et fiili var. Saatleri söylerken kullanıyoruz. Burada da fer fiili var. Hava durumunu söylerken kullanıyoruz. İkisini de en parfaya dönüştürmemiz lazım. Zira V ile bağlanmış iki tane cümle var. Hemen yazalım. Il était il était 3 heures du Saatleri farklı bir videoda zaten çalıştık. E'yi koyduk. Fer fiilini il şahıs zamirine göre en parfede çekiyoruz. Il füze fua Hemen Türkçesini yazalım altına. Saat sabahın Üçüydü Ve hava soğuktu. Cümlemizi en parfaya dönüştürdük. Hadi okuyalım. Il est trois heures du matin et il fait froid. Saat sabahın üçü ve hava soğuk. Il était trois heures du matin et il faisait froid. Saat sabahın üçüydü ve hava soğuktu. 14. dördüncü cümlemiz. Matant, voyage toujours en train. Halam hep trenle seyahat eder. Toujours en train. Ma cümlenin özdesi. Voyage cümlenin fiili. Sujet verbe. Komplemanda burası o zaman. Toujours bir sıklık zarfı. En train trenle. Buradaki ma da mülkiyet sıfatı. En parfede çekmemiz gereken fiil. Voyage fiili. Şöyle yazalım. Voyage seyahat etmek demek. Seyahat etmek, yolculuk yapmak, seyahat etmek diyebiliriz. Hemen en parfaya dönüştürelim. Kim? Ma Şimdi voyage diye ne diyeceğiz? Voyage diyeceğiz. Ait de bitiyor. Ma tante voyage. Toujours'u getirip koyalım. Sıklık zarfı. Her zaman daima hep karşılığını veriyor. Entren. Trenle. Cümlenin Türkçe'sinde yazalım. Halam hep trenle seyahat seyahat ediyordu ediyordu ya da ederdi diyebiliriz. Hadi okuyalım. Matant voyage toujours en train. Halam hep trenle seyahat eder. Matant voyager, toujours en train, toujours en train. Halam hep trenle seyahat ediyordu ya da ederdi. Geldik 15. alıştırma cümlemize. Nous devons trouver une petite maison à Lyon. Lyon'da küçük bir ev bulmamız gerek gerekiyor. Nous şahıs zamiri cümlenin öznesi. Devoir fiili var burada ve cümlenin kalan kısmı kompleman. Hatta üzerine yazabiliriz şöyle. Sujet, verb, kompliman diye hemen emparfesini oluşturalım. Nu şahıs zeminini getirip koyduk. Duvarı emparfede çekip yazıyoruz. Nu duvion, trouve une petite maison, küçük bir ev. Nerede? A Lyon, Lyon'da. Hemen cümlenin Türkçe'sini yazalım. Emparfe hali'nin Türkçe'sini. Lyon'da küçük bir ev ev bulmamız bulmamız gerekiyordu diyebiliriz. Ya da istersek küçük bir ev bulmak bulmak zorundaydık diyebiliriz. Zorundaydık. var Türkçe'ye hem zorunda olmak karşılığını hem de meli malı karşılığını veriyor. Hemen bir okuyalım. Nous devons trouver une petite maison à Lyon. Lyon'da küçük bir ev bulmamız gerek. Nous devions trouver une petite maison à Lyon. Lyon'da küçük bir ev bulmamız gerekiyordu ya da bulmak zorundaydık. Geldik 16. cümleye. Notre professeur ne jamais en retard. Öğretmenimiz asla geç kalmaz. Cümlenin öznesi bakın burada. Et fiili burada nöjeme ne negasyonu ile birleştirilmiş. Nöjeme Türkçe'ye asla hiç karşılığını veriyor. Et ran retard diye düşünürsek geç kalmak. Cümlenin en parfesini hemen yazalım. Kim? Notre mülkiye sıfatı profesör bizim öğretmenimiz. Nö'yü getirdik. Etre en parfede çekiyoruz. Nete Jamais en retard Cümlenin Türkçesi ne oldu? Öğretmenimiz öğretmenimiz asla geç kalmıyordu oldu. Ya da tekrardan bahsediyorsak asla geç kalmazdı diyebiliriz. İkisi de doğru olur. Notre professeur n'est jamais en retard. Öğretmenimiz asla geç kalmaz. Notre professeur n'était jamais en retard. Öğretmenimiz asla geç kalmıyordu ya da geç kalmazdı. Geldik 17'ye. Nous ne voulons plus parler sur ce sujet. Artık bu konu hakkında konuşmak istemiyoruz. Nous şahıs zamiri cümlenin öznesi. Burada nö. Plü negasyonu var. Şöyle çıkartalım. Türkçe'ye artık değil gibi bir karşılık veriyor. Fiilimiz vulvar fiili istemek. Perle pek tabi master halinde. Perle sür. En süje desek bir konu hakkında konuşmak olur. Buradaki sö işaret sıfatı cümlemizi hemen en parfeye dönüştürelim. Nu şahıs zamirini getirip yazdık nö ne negasyonunu nö'sünde yazdık. Şimdi vuluarı nu şahıs zamirine göre en e dönüştürelim. Nu ne vulion plü plü getirdik ve cümlenin komplemanını yazıyoruz. Parle sur ce sujet diye. Hemen Türkçe'sinde yazalım. Mesudam. Artık artık bu konu hakkında hakkında konuşmak istemiyorduk. Oldu. Pek tabi ne plus ile oluşturulmuş olumsuz bir cümleyi en parfede kullanabiliriz. Okuyalım. Nous ne voulons plus ya da nous ne voulons plus parler sur ce sujet. Artık bu konu hakkında konuşmak istemiyoruz. Nous ne voulions plus parler sur ce sujet. Artık bu konu hakkında konuşmak istemiyorduk. Geldik 18'e. Ma fille ne boit jamais de lait. Kızım asla süt içmiyor. Ma fille cümlenin öznesi ma mülkiyet sıfatı mesudan. Ne jamais negasyonu burada var. Şöyle birleştirelim. Ne jamais Türkçe'ye hangi karşılığı veriyordu? Asla hiç karşılığını veriyordu. Dülle Süt burada buhar fiili var içmek. Bunu niye döv yaptık? Zira cümle olumsuz cümle. Nörjameden dolayı. Şimdi bunu en parfeye dönüştürelim. Mükimiyet sıfatı benim. Mafi benim kızım. Ne? Buhar fiili'nin en parfe çekimi el şahıs zamirine göre ne ve jamais te Hemen Türkçe'sinde yazalım. Kızım asla süt içmiyordu oldu. Ya da ne diyebiliriz? Süt içmezdi diyebiliriz. Süt içmezdi. Hadi bir okuyalım nasıl olmuş? Mefi ne lait. kızım asla süt içmiyor, içmez. Mefi ne de lait. kızım asla süt içmiyordu ya da içmezdi. Geldik 19'a. Birazcık uzun bir cümle yazdım. Quasimodo le bossu de Notre Dame et amoureux de la belle Esmeralda. Notre Dame'ın kamburu Quasimodo güzel Esmeralda'ya aşıktır. Aşık. Şimdi bakın burada fiilimiz var. Cümlenin şu kısmı Suje özne. Et amoureux, aşık. Kime? De la belle Esmeralda. Demek ki de ile ilerliyor. Bakın. Être amoureux de. Şöyle yazalım. Être amoureux de. Kelken desek birine aşık olmak karşılığını buluruz. Olmak diye yazalım. Şimdi cümlemizi en parfede tekrar yazacağız. Kim Quasimodo. Hemen şöyle yazdık. Şimdi açıklaması. Le Bossy de Notre Dame. Notre Dame. Notre Dame'ın kamburu. Et fiilini il şahıs zamirine göre en parfede çekip koyduk. Ete. Amire de la belle. Güzel. Esmeralda. Hemen Türkçesini yazalım cümlenin. Notre Dame Camburu Quasimodo, quasi modo güzel esmeralda özel isim pek tabi. esmeralda ya aşıktı diyeceğiz. Aşıktı. Hemen okuyalım. Quasimodo, Le Bossu de Notre Dame est amoureux de la belle Esmeralda. Notre Dame'ın kamburu Quasimodo güzel Esmeralda'ya aşıktır. Quasimodo, le bossu de Notre Dame, était amoureux de la belle Esmeralda. Notre Dame'ın kamburu Quasimodo güzel Esmeralda'ya aşıktı. Ve geldik videomuzun son alıştırma cümlesine. Rıdvan boit une tasse de café au lait tous les soirs et regarde la télévision. Cümlenin öznesi Rıdvan, özel isim. Burada buar fiili var, içmek. Un tas de café, hatta un tas de café lait, bir fincan sütlü kahve. Tous les soir, sıktık zarfı. E'den sonra çekilmiş bir fiil daha var. Regard, regarde fiili izlemek, seyretmek demek. La televizyon. Cümlenin Türkçesi Rıdvan her akşam bir fincan sütlü kahve içiyor, içer ve Televizyon seyrediyor, seyreder. Cümlenin en parfesini hemen yazalım. Özel ismi getirip koyduk. Cümlenin özdesi Rıdvan. Bois değil, büve diyeceğiz. Büve. Ün. Tas de café au lait. Sütlü kahve. Au lait. Sıktık zarfı tous les Hemen şöyle yazalım. Tous les Ve'yi getirip koyduk. Regarde diyeceğiz pek tabii. Regarde seyrederdi neyi? La televizyon, la tele. Cümlenin Türkçesini yazalım hemen altına. Redvan. Her akşam. Her akşam. Bir fincan. Sütlü kahve. Sütlü kahve içiyordu ya da içerdi diyebiliriz içerdi ve televizyon televizyon seyrediyordu ya da seyrederdi diyebiliriz altına yazalım içiyordu seyrediyordu diye Zira parfe karşılığı olarak ikisini de söyleyebiliriz şöyle hemen okuyalım Rıdvan boğa une tasse de café au lait tous les soirs et regarde la télévision. Rıdvan her akşam bir fincan sütlü kahve içiyor ve televizyon seyrediyor. Rıdvan buve une tasse de café au lait tous les soirs et regarde la télévision. Rıdvan her akşam bir fincan sütlü kahve içiyordu ve televizyon seyrediyordu. Ve la fin de la vidéo. Alıştırmalar ile Fransızcayı daha iyi öğren. Les exercices pour mieux apprendre le français. Fransızcayı daha iyi bir şekilde öğrenmek için alıştırmalar. Serimizin birinci videosunun sonuna geldik. Daha önce öğrendiğimiz, çalıştığımız farklı dil bilgisi konularıyla ilgili alıştırmalar yapmaya devam edeceğiz. Umarım herkes faydalı bulur, herkes faydasını görür yorumlara yazarak fikirlerinizi iletebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Kanala abone olarak destek verebilirsiniz ve bildirimlerinizi açarsanız hem bu serinin devamından hem de farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.